Turuk Beyliği kurulmuş. Bu çok küçük bir beylik olmuş. Milattan önce 19, 18, 17. yüzyıllarında yarısına kadar hep bu Asurlarla savaşta olmuşlar. Bunun tarihini nereden bilirik? Hemen Asur savaşlarını yazan Asur mirzelerinin, katiplerinin yazılarından. Oradan okuyoruz. Demek 250 yıl bunlar imkan vermediler ki bu Asurlar Azerbaycan'a girsin. Hep onların karşısındadırlar. Ve bazı kaynaklarda bunlara Turuk derler. O da yanlış. Neden? Çünkü onların adı Turuk değil. Türk kelimesinin ilk varyantıdır, arketipidir. Turuk. Orkun abidelerinde de Türk de yazılır, Turuk da yazılır. Kazaklar, Tatarlar bugün de Türk demezler, Türk derler. Onu neden bilirik? Hemen kaynaklardan ben bu çivi yazıda adlarını okudum. Fikir verirsiniz. Turuki. O birisi Turuki. Bu da. Nerede iki tane kı varsa Turuki. O artık Asur yazısının imlasının kaydasıdır. Son Ezya'daki Samitleri onlar koşalaştırırlar. Örneğin Asur'a Asur derler, sonra Asur derler vesaire. Ama bunun gerçek forması Turuk'tur ve o şekilde de daha çok o şekilde kaynaklarda geçer. Ben bazen soruşuram Türkiye'deki tarihçi arkadaşlarımızdan, hatta profesör Türkologlardan, Türk sözü ilk defa nerede ortaya çıktı? Canım, Altaylar'da Orkun abidelerinde ilk kez Türk sözü orada kullandı. Ya Türk sözü Ön Asya'da kullanmış. Ve sen diyen tarihten de neçe bin yıl önce belgeleri var. Hatta bu Turuk'tan elava bir Anadolu tarafta bir Türki beyliği de var idi. Sargon, Ulu Sargon'un olan savaşı da var. Yazar ki 17 boy kral geldi benim üstüme savaştık. Bu 24. yüzyıla ait bir senet. O 17 krallıklardan biri de Türki krallığıydı. Elbey'i de yani kralı da İlşu Nail idi. O dilde ç olmadığı için ş'yle yazarlar. Ç'yi yerine koysan oraya elçi olur. Yani eskiden biz haganlara elçi de demişiz. İlşu Nail. Yani Elbey'in adı belli, boyunun adı belli ve 24. yüzyılda milattan önce Türk sözü kullanmış, belgesi var. Sen nasıl diyebilirsin ki yok ilk defa Türk sözü Altaylar'da Mongolistan'da ortaya çıktı. Orkun abdelerinde var. O zaman bu belgenin nereye koyak biz? Bu Turuk devletinden sonra iki gölün arasında Urmu ile Van Gölü arasında bir Kuman Beyliği olmuş. 3000 yıl aşağı yukarı bundan önce. Ve bu Kuman Beyliği 400-500 sene devam etmiş. Neden? Çünkü kuzeyinde Urartu devleti vardı, güneyinde Asur. İki devletin arasında kalmış. Her iki devlete bu serf edildi ki arada bir kanton bölge olsun. Ona göre bunlarla o kadar da iş olmurdu. Ama son dönemde Asurlar gelip buranı da tuttular. Ben bunu Türk tarihçilerine anlatırken, bu haritanı da ortalığa koyurken belgelerde dediler Firdun Bey bu fantazi ya. 3000 yıl önce Anadolu'da Türk ne gezirdi? Ama hemen o sözü diyen adını çekmek istemiyorum. Tanınmış Türkiye tarihçisi. Bir iki seneden sonra o konuşmadan sonra beni biz toplantıda gördük kucaklayıp öptü. Firdun Bey ilginç bir şey diyelim. Nedir ilginç? O sen Kuman Beyli yazmıştın ya 3000 yıl önce. Dedim evet sen de fantazi dedin. Ay yok canım. Oradan balballar buldum. Aynı tarihe ait. Ben de dedim kardeşim onlar balbal değil taşbabadır. Önce biz balballa taşbabanın farkını öğrenin. Ondan sonra gelin mübahise edin. Bu konuda da danışacağım. Yani demek istediğim ne diyeyim? Türk tarihinin üzerinde gezir ama Türk tarihini nerede aktarır? Mongolistan çöllerinde. Ya yaramaz. Aynı şey Azerbaycan tarihçileridir. Yahut Subar Beyliği, Van Gölü'nün batısında. Gene Urartu'yla Asur'un arasında.
3-4 yüzyıl devam eden ufak bir beylikti. Bunun hakkında ne kadar belgeler var? Bir 30 sene önce benim bir makalem vardı. Ankara Üniversitesi'nin dergisinde çıkmıştı. Oradan götürüp Wikipedia salmıştılar Asur beyliği hakkında. Belgelerle tam. Sonra duydum ki onu oradan çıkartmışlar. Nedeni bu ki burada Türk devleti koymak olmaz. Yani o tarihlere. Bu da Saka kamerler buram gelenden bir 50 sene önce bunu da dağıttılar. Yine Asurlar dağıttı. Asar Hattun gitti dağıttı oraya.